BTC Haber TV'den selamlar. Geçtiğimiz aylarda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'yi mali eylem görev gücünün gri listesinden çıkarmak için kripto varlıklarla ilgili yasa hazırlığında olduklarını duyurdu. Peki Türkiye neden gri listeye girmişti? İşte bu soruya cevap arayacağımız Kripto Bülten'e hoş geldiniz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2024 bütçesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülürken Bakan Mehmet Şimşek, Türkiye'nin gri listeden çıkması için öngörülen eylem planındaki maddelerden sadece bir hususun kaldığını söyleyerek kripto varlıkları ilişkin bir yasal düzenlemeyi en kısa sürede meclise sunacaklarını belirtmişti. Gelelim Türkiye'nin neden gri listeye alındığına. Mali Eylem Görev Gücü Aralık 2019'da bir rapor yayımladı. Bu raporda bulunan değerlendirmelere dair ilerleme olup olmadığına ilişkin takip raporu ise Kasım 2021'de yayımlandı. Ancak hemen öncesinde Ekim 2021'de Mali Eylem Görev Gücü gözetim artırılacak egemenlik alanları listesini yayınlayarak Türkiye'nin de gri listeye alındığını duyurdu. Rapora göre Türkiye, 40 tavsiyeden 11'inde uyumlu, 20'sinde büyük ölçüde uyumlu, 7'sinde kısmen uyumlu, 2'sinde uyumsuz bulundu. Türkiye, kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele konusunda başarısız olduğu gerekçesiyle gri listeye alındı. 2023'te Türkiye ilerleme kaydetti. Haziran 2023'te Türkiye için yeni bir takip raporu yayımlandı. Bu rapora göre tavsiyeleri uyumsuz olarak derecelendirilen herhangi bir başlık kalmadı. Türkiye 25 tavsiyeyi büyük ölçüde uyumlu ve 14 tavsiyeyi uyumlu olarak değerlendirildi. Yalnızca bir tavsiye yeni teknolojiler için ilave önleyici tedbirler başlığı kısmen uyumlu olarak notlandı. 2009 yılından itibaren yaygınlaşan, son yıllarda yatırım aracı ve ödeme aracı olarak oldukça popüler hale gelen kripto varlıklar, kara para aklama veya terörizmin finansmanında kullanılmak için elverişli olmasıyla da tartışılıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Nisan 2021'de yayımlanan yönetmelikle kripto varlıklar ödemelerde doğrudan ve dolaylı olarak kullanılmasını engelledi. Türkiye'de kripto varlıklara dair ilk yasal düzenleme yasaklama olduğu ve teknolojik gelişmeyi bitirdiği yönünde eleştirildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ise konuya dair yapılan açıklamada kripto varlıkların herhangi bir düzenleme ve denetim mekanizmasına uygun olmaması, merkezi bir muhatabın bulunmaması, anonim yapıları dolayısıyla yasa dışı faaliyetlerde kullanılabilmesi, cüzdanların çalınabilmesi veya sahiplerinin bilgileri dışında usulsüz kullanabilmesi gibi risklere işaret etti. Yatırımcı çekmek isteyen ekonomi yönetimi, Türkiye'nin finansman kaynaklarını olumsuz etkilediği düşünülen gri listeden çıkmak için gayret gösterildiğini belirtiyor. Mali eylem görev gücünün kriterlerini uyumsuz bulunan tek konu içinde kripto varlıklara yönelik yasal düzenleme yapılacağına da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu'nda Türkiye'nin kripto mevzuatını meclise getirmenin son aşamasında olduğunu söyledi. Ayrıca kripto varlıklara ilişkin yasa teklifini en kısa sürede parlamentoya sunacaklarını ifade etti. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Türkiye'nin gri listeden çıkarılması ve ileriki günlerde yapılması beklenen kripto düzenlemeleri sizce yatırımcıyı olumlu mu etkiler? Yorumlarda buluşalım. Daha fazlası için BTC Haber TV'yi takip edebilirsiniz. Hoşça kalın.